Merhaba arkadaşlar, ben Okan Navzar. Bugünkü dersimizde Fireworks'te baştan sona bir web site tasarımı yapacağız. Tasarımımızın son halini buradan görebiliriz. Bu tasarım daha çok bir WordPress temel olacak tabii. İşte gördüğünüz gibi footer bölümünde en çok okunanlar, yorum alanlar, sizin seçtiğiniz vesaire birçok şey ve içerik alanında gönderiler, kategoriler ve header kısmı. Bunun için ilk olarak Fireworks'e bir doküman açacağız. 960'a 900 benim için uygun bir sayfa genişliği. İlk olarak yapmamız gereken şuradaki silüeti sayfaya almak. Biraz daha aşağı alalım. Üstte de sayfanın üstünde bir çizgi vardı. Şöyle bunu da ekliyoruz. Şuraya basit bir İstanbul yazısı yazalım. Şunu şu layer'dan, başka bir işimiz yok bunun da. Kilitliyoruz. Sırada içerik alanı var. Yavaş yavaş ilk önce sayfanın en temel kısımlarını yerleştiriyoruz. Ardından şu kategorilerde ise daha sonra ekleyeceğiz onları da. Şu arka planı halledelim. Bunun rengi şuradan color paletten çok hafif, biraz daha açalım rengi. Tamam, şurada bir çizgimiz daha var, üzerinde çapraz dolgu efekti kullanılmış. Rectangle tool'u seçiyorum. Tam şu hizadan sayfanın diğer tarafına doğru bir çizgi çektim. Sırada buna dolgu efektini ekleyeceğiz. Tabii bu dolgu efekti neredeydi? Şöyle yapabiliriz. Styles. Şurada hazır bir efekt vardı. Şundaki efektleri siliyorum. Dilinleri olmayacak, solid olacak. Dış çizgisi de olmayacak. Ve şunu da yüzde yüz yaptığım zaman biraz da küçültebiliriz boyutunu. Fazla da sayfada sırıtmasına gerek yok. Burası tamam. Şimdi şu gönderiler kısmını halledelim. İlk olarak görselleri eklediğimiz bir
resim çerçevesi var. Bunu yapacağız. Bu arada şunu da layer sekmesinden kilitleyelim. İlk olarak bir shift tuşuna basarak düzgün bir kare çiziyorum. Bunun rengi bu renk olabilir. Ve bunu kopyala yapıştır yapıyorum. Ctrl-C, Ctrl-V. Ve üsttekini seçiyorum. İki tane var. Bir üstte bir de altta. Üsttekini seçiyorum. Boyutunu Shift ve Alt tuşlarına basarak dört bir yandan düzgün bir şekilde küçültüyorum. Ve üstte olan şunu beyaz yapıyorum. Üsttekinle başka yapacak bir işimiz yok. Onu kilitliyoruz tekrar. Şimdi şu alttaki kareyi tekrar kopyalayıp yapıştırıyoruz. Ve tekrar üstteki kareyi kilitliyorum. Alttaki kareye koyu bir renk veriyorum. Ve biraz da şöyle yapıp sağlamlaştırdığım zaman tamam. Kilitlemiştik burayı. Şu kilitleri açalım. Tamam. Ardından kontrol G ile grup haline getiriyorum bunları. Ve şuraya görsel yazalım. Burası tamam. Şimdi şöyle bir yazımız var. İçerik kısmının bir de yazı bölümü. Şurada basit bir 14 piksel İstanbul'da kültür. Biraz da bold olsun. Tamam. Sanki biraz büyük oldu. Biraz daha küçültelim bunu. Tamam. İstanbul'da kültür. Ve şuradan Lorem Ipsum metini alıyorum. Bunu 12 piksel bold olmasın. Hatta 11 piksel de olabilir. Biraz daha büyük görünüyoruz mu? Biraz daha küçültelim. Tamam. Ve bir de şuraya 12 piksel devamını şimdi tıklayalım. İtalik olsun. Bold olabilir. Bold da olsun. Ve ardından şuraya bir çizgi çekiyorum. Line tool aracılığıyla. Biraz daha yukarı alabilirim. Ve şunları seçtikten sonra alt tuşuna basarak kopyalıyorum. Tekrar aynı şekilleri yapmaya, çizmeye, uğraşmaya gerek yok.
Şu an alttakini de sileyim. Burası tamam. Şimdi sağda kategoriler bölümü var. Onu alayım de. İlk olarak şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz. Çizgi rengi olmasın. Ardından tekrar rectangle tuğla tıklıyorum. Düzgün bir kare çiziyorum. Biraz da shift tuşuna basarak bu şekilde getirdik mi? Biraz daha şöyle yapalım. Bu daha iyi. Evet. Şuraya kategoriler. Rengini beyaz yapacağız ilk önce. Bir de şuraya ok işareti çıkartıyorum. Boyutunu da biraz daha büyütelim. 14 piksel yeterli. Şimdi içeriklerini ekliyorum. Color'ı gri olsun. Boyutu da 12 piksel. Bold olmasın, italik de olmasın. Bakın burada italik mi? Burada italikmiş. Tamam. Buranın yazıyor. Dini mekanlar. Hepsini yazmaya gerek yok. Alt tuşuyla kopyalayıp yapıştırıyoruz. Etkinlik bölümü var. Burası da tamam. Sırada footer bölümü var. Yine aynı şekilde şu gradyenti kopyalıyorum alt tuşuyla. Biraz da yakınlaştıralım. Kopyaladıktan sonra gradyentin alt kısmı koyu bir gri. Tekrar bir kare çiziyoruz. Bu olmasın. Rengi de şu renkle aynı olsun. Evet. Bunu da kilitliyorum. Şunu da aynı şekilde. En çok okunanlar. Pardon. On üç piksel yapıyorum bunun boyutunu. Daha sonra kopyalayayım her şeyi hallettikten sonra. En çok okunanlar. İstanbul'da kültür. Bunun boyutu 12 piksel. Rengi de beyaz olmasın, daha koyu bir beyaz. Biraz daha farklı olsun.
en çok kullanılanlar. Şurada yalnız bir hata veriyor. En çok okunanlar. Tamam. İtalik olmasın burası da. Şuraya bir line tool'la çizgi çekiyorum. Color beyaz. Şu tarz bir renk olabilir. Biraz daha saydamlaştıralım. Evet. Şimdi bunları tekrar kopyalıyorum. Alt tuşuyla. Bir daha kopyalıyorum. Yorumlanan var. Ve sizin seçtikleriniz. Evet. Başka yapmamız gereken burada site bilgisi. İstanbul 2011. Tüm hakları saklıdır. Tamam diyorum. Pixel olsun bunda boyutu. Tamam. Footer kısmı tamam. İçerik kısmı tamam. Şurada bir üst menü bölümümüz var. Onları ekleyelim. Ana sayfa. Hakkımızda iletişim. Ardından Rounded Rectangle tool'u seçiyorum. Bir basit bir şöyle menü çiziyorum. Buna gradyant verelim. Linear olsun. Rengi de şöyle olabilir. Şimdi layer'dan biraz daha yukarı alalım. Rengini de beyaz yapalım. Default olsun. Şunu şu şekilde yerleştiriyoruz. Bunların rengi de koyu gri olsun. Bunları da böyle yerleştiriyoruz. Üzerine geldiği zaman altında bu rectangle işareti çıkıyor. Hover olduğu zaman. Üst menü kısmı da tamam. Son bir kısım kaldı yanılmıyorsam. Evet. Sosyal ağ ikonlarını ekleyeceğiz. Şuraya 11 piksel olmasında 14 piksel olsun. Color'ı beyaz olsun. Ve yazalım. Bizi şöyle sosyal ağlardan takip edin. İtalik olsun. 14 biraz büyük oldu gibi sanki. 12 daha iyi oldu. Bold da olmasın. Şimdi de ikonlarımızı ekleyeceğiz. Twitter ikonu.
42, 42 olmalı. 30'a 30. Bu daha iyi. Buraya ekliyoruz. Bunu da aynı şekilde 30'a 30. Ve bunu da aynı şekilde 30'a 30 yapıyoruz. Şimdi biraz daha sol alalım. Birkaç hizalama ile yerlerini düzeltiyoruz. Başka da bir şey kalmadı zaten. Yapacak. Sonra şunlarla biraz daha oynamalar, sonra tuşlar. Sanki bunların da boyutu küçük olmuş. Evet, öyle. 12 piksel. Bunu da 12 piksel yapalım. Bolt olsun bunlar. Evet. Tasarımımız tamamlandı. Baştan sona bir WordPress tema tasarımı nasıl yapılır? Bunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.